seçmen olarak her seçimi dört gözle bekliyoruz. İnşallah bu partilerimiz Türkiye'nin kalkınmasına yönelik de idealist bir bakışta projeler üretir. İşin doğrusu bizim partilerimizin hemen Türkistan Birliği'ni savunuyor. Mühim olan bu partilerin Türkistan Birliği'nin savunuculuğunda çok kararlı ve azimli olmalarıdır. Ben görüyorum bu azimlerini görüyorum ama Allah'a çok şükür yani savunulsa da savunulmasa da Türkistan Birliği hızla yayılıyor. Son Hocam, zamanlarda evet. Bir aslında örnek verebilirim bu konuda. Evet. Tabii klasik bizim siyasetimizde işte AK Partililer CHP'lileri eleştirir, CHP'liler AK Partileri eleştirir. Hep alışılageldik bir şey ama Başbakan'ın o Davos tepkisinden sonra Deniz Baykal'ın çok destekler bir tavrı olmuştu. Herkes bunu şu anda hatırlar Maşallah üzerimizde. Bak, çok dürüst. Aslında Tabii yani. Türkistan Birliği ile alakalı bir adım olarak bunu görürsek Tabii Deniz ki. Baykal'ın da buna pozitif yaklaştığını, belki de yapıcı yaklaştığını söylemek mümkün. Çok sert bir muhalefet benimsemedi. Deniz Baykal halis Türk milliyetçisidir. Evet. Halis bir Müslümandır bayağı. Ve aydın kafalıdır. Yani çok sevecen bir insandır. Ama Türkistan Birliği'ndeki gelişmeler de nefes kesici maşallah. Mesela İnşallah bakın hocam. Bir gazete haberi efendim ne diyor? Orta Doğu'yu ancak yeni Osmanlı kurtarır. Hürriyet yazmış. 10 Şubat 2009 Salı Hürriyet. Evet. Ki bunu kapaktan verir zaten Hürriyet. Yeni Maşallah. Osmanlı'dan Evet. kasıt herhalde Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bak bunu diyor, bu sorunu yeni Osmanlılar çözer. Türkistan Evet. Birliği çözer diyor Hürriyet. Evet. Yani ne diyorsak o. Bak bu sorunu yeni Osmanlılar çözer. Alenen. Mümin şahıs Hazreti Mehdi, Deccal'i görünce ey insanlar Resulullah zikrettiği Deccal işte budur der diyor. Deccal hemen onunla ilgili emri verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Yani Mehdi'ye muazzam bir saldırı olur diyor. Manevi bir saldırı. Ve gittikçe ünü yayılır diyor. Yani sırtı ve karnı dövülmesi o. Yani gittikçe genişler diyor evet. ve ünü yayılır. Bu sefer Deccal onu Mehdi'yi iki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. Hem ayaklarından zincirliyor hem elinden zincirleniyor Mehdi. İnsanlar Deccal onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Mehdilik ve İmamiye isimli kitapta. Evet. Mehdi Deccal'in birinci hedefi olacak. Yani ona görülmemiş derecede zulmedecek. Ve her türlü oyunu, komployu ve baskıyı yapacak. Kendi imkanlarını ona sürekli saldıracak. Ona saldırdıkça Mehdi genişleyecek ve gittikçe güçlenecek. Yani iftira atıldıkça, hakaret edildikçe, mesela hapse atılmasıyla veyahut herhangi bir takibata uğramasıyla herhangi bir şekilde yani küfrün herhangi bir iftirasına dayalı olarak oluşan olaylarda yani onu kastediyorum. Mehdi'nin şanı, gücü gittikçe gelişecek ve insanlar tarafından gün be gün daha çok sevilecek ve daha çok tanınacak. Ona işaret ediyorum.